Isparta Senirkent Ulubey köyünde Seyit Veli Baba Sultan dergahındayız. Değerli izleyiciler. Ulubey köyü eski ismiyle İllegüp olarak biliniyor. Ulubey köyü. Bulunduğumuz bu mekan 16. yüzyılda yaşayan Veli Baba'nın kabrinin, dergahının bulunduğu yer. Burası bize çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü Anadolu'nun Türkleşmesinde Alperenler, Hacı Bektaşi Veli'den, Ahmet Yesevi'den bugüne süre gelen gazilerimiz, şehitlerimiz ve babalarımız, dedelerimiz Anadolu'nun Türkleşmesi için bugüne kadar Türklerin ata yurdu olarak kalmasını sağlaması için her türlü fedakarlığı, özveriyi ortaya koymuşlar. İşte o özveriyi, o fedakarlığı ortaya koyanlardan biri de Veli Baba'dır. 16. yüzyıl seyitlerinden Veli Baba, Anadolu'nun Türkleşmesinde en büyük payı ve katkıyı sağlamış olan erenlerimizdendir. Yani Hacı Bektaş Veli koluna mensup ama farklı bir koldan da geldiği söyleniyor. Ama önemli olan şudur. Anadolu'nun Türkleşmesi hep bizim Alperenler eliyle gerçekleşmiştir. Bunlar aynı zamanda Türklerin İslam dinini tasavvufi olarak yorumladığını da gösterir. Onun ne olduğunu ben biraz konuya girdiğimiz zaman, felsefe ve tasavvuf konusuna girdiğimiz zaman açacağım konuyu. Doğrudan doğruya sonsuzluğu aramak, Allah sevgisiyle, Tanrı sevgisiyle hemhal olmak, onunla birleşmek, hatta onda yok olmak, o hakikatin yolunda, o arayış içerisinde kendini kaybetmek, her türlü geçici, fani şeylerden sıyrılmak, sonsuza ve baki olana ulaşmak isteği ve bu istekle yola çıkan Alperenlerin hayat yolu olarak mistisizm, yani tasavvuf olarak adlandırılır. Değerli izleyiciler, bulunduğumuz Ulubey köyü çok güzel bir köy. Kirazların yetiştiği Uluborlu ilçesinin hemen yakınında, yani bir yerde dünya kiraz bahçesi denilen Uluborlu ilçesinin komşusu Senirkent'in bir köyü burası. Çok güzel doğasıyla, toprağıyla, kirazıyla özellikle zengin, verimli, cennet ülkemizin cennet köşelerinden bir yer. Ama biliyorsunuz cennet ülkemize sahip çıkmak sadece uğrunda şehit olmakla olmuyor. Aynı zamanda şehitlerimizin hatırası, mirası olan bu güzel cennet ülkeyi de her türlü tahribattan, çevre felaketinden, toprakların zehirlenmesinden, çevrenin kirlenmesinden de korumak zorundayız. Ne yazık ki bu köyde, Ulubey köyünde Osmanlı'nın en önemli komutanlarından Orhan Gazi ile birlikte Osmanlı'nın kuruluşunda çok büyük katkıları olan değerli komutanlardan Ali Er Gazi'nin ya da Uzun Er diye bilinen büyük Türk Osmanlı komutanlarından birisinin kabri bulunuyor. Bu kabir değerli izleyiciler taş ocaklarının yeni şu anda ruhsatı alınan bir taş ocağının sınırları içerisinde bulunuyor. Yani Osmanlıcılık yapan insanların taş ocağına ruhsat vermeleri, Osmanlı'nın kuruluşunda büyük emeği olan büyük komutan Uzun Er'in, Ali Er Gazi'nin kabrinin bulunduğu yerinde taş ocağının ruhsat sınırlar içerisinde yer almasına sessiz kalmaları büyük bir çelişki, yaman bir çelişkidir. Yani taş ocağının sınırlarında kalması demek sadece atalara saygısızlık değil, aynı zamanda ataların bırakmış olduğu, kanlarıyla suladığı topraklara da saygısızlıktır, ihanettir. Eğer bu taş ocağı kurulursa Ulubey'de bütün taş ocağından çıkan zehirler, tozlar köyün tepesine yağacak ve köylü tamamen buna karşı sağlıkları, ektikleri, diktikleri, biçtikleri, kendi sağlıkları, hayvanlarının sağlıkları, her şeyleri yerle yeksan olacak. Bu bakımdan taş ocağına bütün köylü karşı, çünkü hem manevi hatıraya
bir saygısızlıktır bu. Hem de o manevi hatırası olan Uzuner gibi Alperenlerin bıraktıkları bu cennet toprağı cehenneme çevirmek anlamına gelir. O bakımdan her iki halde de buradaki duyarlı Türk köylüleri kesinlikle taş ocağına haklı olarak karşı çıkmaktadırlar. Yetkililerin özellikle bu konuya maddi manevi açıdan büyük zararlar getiren taş ocağı sorununa bir an önce çözüm bulmaları özellikle beklenmekte. Bunu da programımız vesilesiyle duyurmuş olalım. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Anadolu'nun Türkleşmesi dediğimizde, Anadolu'nun bir Türk yurdu haline geldiğinden söz ettiğimizde hemen Cumhuriyet'in kuruluşu aklımıza gelir, biliyorsunuz. Bektaşi babalarından tutun Alevi dedelerine kadar Anadolu'nun hamurunu, özünü yoğuran birçok Alperenlerin Kurtuluş Savaşı'nda nedenli özveride bulunduklarını, Cumhuriyet'in bize miras kalmasında katkıların nedenli inkar edilemez olduğunu hemen belirtelim. Bu köken nereye dayanıyor? Acaba Bektaşi geleneği, Alperenlik geleneği, demin Veli Baba Sultan'dan söz ederken İslam düşüncesi tarihinde nerelere kadar geriye gidiyor? Oraya bakabilmek için de zaten seçtiğimiz konulara uyması açısından felsefe ve tasavvuf konusunu bugün işleyeceğiz. Şimdi hemen şunu soralım. Acaba tasavvuf nedir? Mistisizm nedir? İslam ile tasavvuf arasında bir fark var mıdır? Tasavvuf ile tarikat arasında ne gibi ilişki vardır ya da fark vardır soruları? Bu sorulara önce bir cevap vereyim. Bir, tasavvuf aslında yünden elbise giymek görünüş olarak, bedensel ve şekilsel olarak yünden elbise giymek, dünyaya ve dünyanın içindekilere değer vermemek anlamına gelir. Bu değer vermediğinde giyimiyle, kuşamıyla göstermek demektir. Peki, manevi olarak tasavvuf nedir? Sonsuzu ve sonsuz hakikat olan Tanrı'yı aramaktır. Bu yola girmek demektir. Bir başka anlamı da tasavvuf doğrudan doğruya hiçbir aracı olmadan Tanrı sevgisini duyumsamak demektir. Üç anlamda tasavvufu içinde barındırır. Doğrudan doğruya Tanrı aşkı. Mesela Rabia el-Adeviye 801'de ölen kadın sufilerden Rabia el-Adeviye ilahi aşk kavramını icat eder. O der ki kalbim Tanrı sevgisiyle öyle dolu ki başkasına sevgi duymak ya da başkasından nefret etmek için kalbimde hiçbir yer kalmamıştır. Tamamen Tanrı aşkıyla, sevgisiyle doludur der. Bu şunu gösteriyor. Tasavvuf hiçbir aracı olmadan doğrudan doğruya Tanrı ile, Tanrı sevgisiyle ilişkiye girmek demektir. Hallacı Mansur'un yaptığı gibi mesela, Bayezid-i Bistami'nin yaptığı gibi, Nesimi'nin yaptığı gibi, Pir Sultan'ın yaptığı gibi, Seyit Veli Baba Sultan'ın yaptığı gibi, daha nice Alperenlerin yaptığı gibi, Türk kültüründe ve geleneğinde dindarlık herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan Tanrı sevgisini insanın kalbinin derinliklerinde hissetmesi demektir. Türkler, yani biz Türkler dini, dindarlığı böyle algılarız. Aracılar giremezler. Tasavvuf aracısız bir inanç demektir. Aracısız bir aşk demektir. Şunu özellikle belirtmeme izin verin. Tasavvufu çoğu zaman tarikatlerle ve cemaatlerle karıştırırlar. Değerli izleyiciler, tarikatler ve cemaatler dinsel bürokrasinin ve dinsel hegemonyanın başka bir adıdır. Yani inancın örgütlenmiş, sosyolojik hale gelmiş, sosyolojik bir dokuda kendisini gösterdiği yapılar cemaat ve tarikatlerdir. Tasavvufun bunlarla ilişkisi yok. Bugün aklınıza tasavvufi cemaat olarak kimler geliyorsa hepsi de aslında benim anlattığım tasavvuftan çok farklıdır. Tasavvuf, yani doğrudan doğruya bir alperenlik, bir tanrı aşkı, gerçeği arama yolunda her türlü fedakarlığı göstermek aslında bir Türk din anlayışıdır. Çoğu kişi buna
şöyle karşı çıkabiliyor. Diyorlar ki efendim tarikatler ve cemaatler tasavvufu yedeklerine aldıkları için aslında dini de bozmuşlardır. Olabilir. Bu cemaat ve tarikatlerin problemidir. Cemaat ve tarikatler Türk milletini aslında zaman geçtikçe Araplaştıran birer mekanizmaya dönüşmüşlerdir. Oysa benim söylemiş olduğum tasavvuf iç dünyayı arındırma, gerçeği arama ve doğrudan doğruya aracısı olarak Tanrı'yı aramak anlamına gelir. Bizim Alperen kültürümüzde, Erenler kültürümüzde hepsinde de doğrudan doğruya Tanrı'yı aramak vardır. Hallacı Mansur'da olduğu gibi, Pir Sultan Abdal'da olduğu gibi, Hacı Bektaşi Veli'de olduğu gibi. Araya elçiler de girmez, kutsal kitaplar da girmez, din adamları da girmez. Bizim sufilerimiz, mistiklerimiz din adamı değildir. Bizim sufilerimiz, mistiklerimiz bir Kur'an okuyucusu veya bir peygamber değillerdir. Aracılara ihtiyacı yoktur. Çünkü Tanrı ile insan arasında Rabia el-Adeviyye'nin dediği gibi doğrudan bir aşk ilişkisi vardır. İşte Anadolu'nun Türkleşmesinde Veli Baba Sultan gibi, diğer adını saydığımız Hacı Bektaşi Veli gibi Erenlerin bu özverili ve doğrudan doğruya Tanrı aşkına dayalı olan yolculukları, hakikat yolculukları aslında Türklerin Anadolu'ya kökleşmesini sağlamıştır. Türklerin hoşgörülü, aydın, ufku açık bir millet olmalarının da yolunu açmıştır. Şimdi bunun kökenlerine akademik olarak indiğimiz zaman acaba felsefe ile tasavvufu nasıl yan yana getirebiliriz? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Bazı gruplar tasavvufu küfür olarak nitelendirirler. Derler ki işte tasavvuf İslam dininin ya da Kur'an yorumlarının batıni olarak yani bir anlamda içsel bakımdan saptırılmış tarzıdır derler. Şimdi biliyorsunuz felsefe sohbetlerinde, felsefe programlarında bu küfürdür. Efendim bu imandır, bu dine uyar, bu dine uymaz gibi yargılar vermiyoruz. Çünkü teoloji programı değil bu. Bir de kimin inanıp inanmadığı da bizi ilgilendirmiyor. Olduğu gibi söylüyorum ben. Tasavvufun küfür ifade edip etmediğini hala tartışıyor olmak zaten başlı başına bir felakettir. Neden biliyor musunuz? Mesela Hallacı Mansur'u Tanrı ile birleştim iddiası üzerine biliyorsunuz idam ederler, kafasını kopartırlar. Küfre girdi, kafir oldu diye. Şimdi aynı zihniyet bugün de devam edecekse eğer akademik anlamda tasavvufun köklerine inmenin bir anlamı yok. Fakat yanlışları mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Onu şöyle değerlendirebiliriz. Acaba İslam'daki tasavvuf, Batılıların dilinde mistisizm, köken olarak nerelere dayanıyor? Tabii ki kaynaklarından birisi İslam dini. Ama sadece o değil. Kaynaklarından bir diğeri yeni Platonculuktur. Yani İslam tasavvufunun kaynaklarından birisi yeni Platonculuk. Hatırlayınız, daha önceki programlarımızda yeni Platonculuktan söz etmiştik. Unutan varsa eğer izleyicilerimiz arasında dönüp yeni Platonculukla ilgili YouTube'daki videolara bakabilirler. Yeni Eflatunculuk Yunan felsefesinin en son temsilcisi olan bir sistemli felsefedir. Demek ki İslam tasavvufunun kaynaklarından birisi yeni Eflatunculuk. Bir diğeri İslam öncesi, Orta Asya'daki kültürlerdir. Bir diğeri Hint düşüncesidir. Hint düşüncesindeki mesela Nirvana anlayışı İslam tasavvufunu besleyen kanallardan bir tanesidir. Genel olarak söyleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. İslam tasavvufu sadece İslam'dan değil, İslam öncesi Hint, Yunan, İran, Çin, pek çok kültürden, dinden ve gelenekten beslenen bir din anlayışıdır. İşte bu din anlayışını aslında Ahmet Yesevilerden itibaren bir Anadolu'da farklı bir İslam anlayışı, Türkiye özgü bir dindarlık tarzı olarak geliştirenler de Alperenlerdir. Hemen geriye gidiyorum, tekrar
bu tarafa geliyorum konunun anlaşılması için. Şimdi tasavvufta, yani felsefe ile tasavvufu karşılaştırırken şunu görüyoruz. Bir kere diğer medeniyetlerde olduğu gibi, diğer dinlerde olduğu gibi felsefe ile tasavvuf bizde de birbirinden ayrılmaz. Tasavvuf felsefi bir hakikat arayışıdır. Yani Tanrı'nın felsefi yoldan arayışıdır. Aslında bir yerde tasavvuf insanın kendi iç dünyasını felsefi bir Tanrı arayışıyla arındırması, rehabilite etmesidir. Yani felsefi sağaltımdır. Bizim felsefi sağaltım için tasavvuf bu anlamda çok önemli. Çünkü iç arınmayı, mükaşefeyi, yani hakikati keşfetmeyi, fenayı, yani her şeyden, dünya ve dünyaya ait her şeyden uzak durmak, yani değer vermemek anlamına gelir. Fakat bu şu anlama gelmiyor, dikkat ederseniz. Yani bir lokma bir hırka değil, hakikati arayışın yanında diğer her şeyin nasıl önemsiz olduğunu göstermek anlamına geliyor. Mesela malınız olabilir, mülkünüz olabilir, elbette olacak. Dünyada gereken insanın varlığı, ayakta kalması, gelişmesi için gereken her şeyiniz olabilir ama bunlar sizin sahibiniz değil, siz bunların sahibisinizdir. Demek ki tasavvuf sahip olunmadan sahip olmak anlamına geliyor. Hatta Abdülkadir Geylani'den bir söz aktarırlar. Derler ki tasavvuf sahip olmamak ve sahip olunmamaktır. Yani insanın özgüvenini, bireyliğini öne süren bir dindarlık tarzıdır. Yani insan sahip değildir. Çünkü fanidir, fenaya erecektir. Ama sahip olunan da değildir. Yani bir insanı geleneksel tasavvuf anlayışına göre herhangi bir malla, mülkle, parayla veya geçici bir dünya malıyla satın almanız, değişme, onu kendinize bend etmeniz mümkün değil. Demek ki sahip olmamak ve sahip olunmamaktır. Bu tam bir rehabilitasyondur. Aslında en fazla modern insanın çektiği sıkıntılardan bir tanesi sahip olma yarışıdır. Sahip olmak, her şeye sahip olmak, her şeye malik olmak. Fakat dikkat ederseniz biz sıradan bir örnek verecek olursak evlere, arabalara, arsalara, işte bankada paralarımıza sahip olduğumuzu düşünürken veya zannederken bir de bakarız ki onlar bize sahip olmuşlar. Yani hayatımızı satın almışlardır. Bu büyük bir ruhsal çöküntüdür. İnsanın mutsuzluğunu özellikle yaratan en önemli sebep sahip olmakla başlayıp da sahip olunmaya doğru evrilen bu süreçtir. İşte tasavvuf bunu söylüyor. Sahip olma hırsıyla değil, kullanmak ve gerekeni tüketmek bakımından sahip olmak önemlidir. Yoksa siz sahip olma hırsıyla hareket ederseniz eninde sonunda sahip olunan olursunuz. Yani malınızın, mülkünüzün, mevkiinizin, taleplerinizin, isteklerinizin kölesi olabilirsiniz. O zaman mutluluk ortadan kalkar. İşte bugün mesela 20. 21. yüzyılda Erich Fromm'lara bir bakın. Bu Erich Fromm deyince pek çoğunuz hemen aklında bir takım bilgilere sahip olduğunu hatırlayacaktır. Erwin Yalom'a bakın, yabancılardan özellikle. Ernst Becker'a bakın. Mesela Edmund Husserl'e bakın, Merleau Ponty'ye bakın, Kierkegaard'a bakın. Bu isimler bize şunu gösteriyor. Felsefeyi modern insanın sağaltıcı ve tedavi edici bir aracı, bir yöntemi olarak teklif eden bu isimler aynı zamanda Hristiyan mistisizminden de çok yararlanırlar. Bunun altını özellikle çiziyorum. Hristiyan mistisizminde de benzer şeyler vardır. Hristiyan tasavvufu diyelim biz ona. Hristiyan tasavvufunda da mesela sahip olmamak, sahip olunmamak, az da kanaat etmek, yeteri kadar tüketmek. Bakın çevreden söz ettik. Yeteri kadar tüketmek. İnsanların sağlığını, varlığını, mutluluğunu, esenliğini, tehdit edici her türlü talepten geri durmak demektir. Şimdi taş ocağından söz ettik değil mi? Bu buralarda onlarca taş ocağı var. Bir de köye 1 kilometre uzakta
ruhsatı alınmış, programın başında söylediğim gibi, Komutan Uzuner'in kabrinin de içinde bulunduğu topraklar üzerinde çıkarılacak, işletilecek bir taş ocağı var. Şimdi düşünün, talep çoğaldıkça aradığımız mutluluğu aslında bulamadığımız gibi felaketle de karşı karşıya geliyoruz. Çevre felaketleriyle karşı karşıya geliyoruz. Doğayla iyi geçinmiyoruz. Doğayla iyi geçinmediğimiz zaman insanlarla iyi geçinmiyoruz. Şimdi Bektaşilik'te eşik öpme adeti vardır biliyorsunuz. Eşik aslında herkesin ayağının basıp da geçtiği yerdir. Fakat oraya bile hürmet edilir. Bu şu demektir. Örneğin biyoetikte, biyoetiği düşündüğümüz zaman mesela bütün canlıların, başta insan olmak üzere bütün can sahibi olan varlıkların, hatta cansızların, ben onu da ekledim makalelerimde, cansızların sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir yaşam elde etmelerini sağlayan etik ilkelerin tümüne biyoetik diyoruz. Şimdi çevreye böyle davranırsak, taş ocaklarıyla, kireç ocaklarıyla, mermer ocaklarıyla darmadağın edersek çevremizi, bir, sözüm ona cansıza yönelik olan bu saldırımız, orada yaşayan canlılara da saldırı olmaktadır. Daha sonra kendi kendimize saldırı olmaktadır ve yaşayacak çevre bulamamaktayız. İşte zincirleme, doğadaki zincirleme yaşam tarzını, zincirleme yaşam skalasını baştan itibaren bozmuş oluyoruz. Aslında tasavvuf baştan itibaren cansızdan canlıya, canlıdan da Tanrı'ya, insana ve Tanrı'ya doğru giden bir eko dindarlıktır. Yani bu doğaya uygun bir dindarlıktır. Buradan da nereye geliyoruz biliyor musunuz? Stoalları hatırlayın. Stoalar ne diyordu? Doğa hakkında yargı vermeyiz. Ölüm, doğum iyidir, kötüdür demeyiz. Bizi doğada rahatsız eden tek şey doğanın kendisi değil. Bizi doğada felakete veya kedere sürükleyen tek şey ölüm ve doğum, ölümün kötülüğü, doğumun iyiliği değil. Bizim bunlarla ilgili vermiş olduğumuz yargılardır diyorlardı. O halde ne yapmak gerekiyor? Fizisle, yani doğayla, doğanın yasalarıyla uyum içerisinde çalışmak, uyum içinde yaşamak anlamına geliyordu. Şimdi tarım konusunda uzman profesörlerimizden birisiyle konuştum. Şöyle bir cümle kullandı, ilginç gerçekten. Mesela tarımın başlangıcından bu tarafa, insanın doğayla olan ilişkisi, doğanın kendisine rakip olarak kabul edilmesiyle ilgili bir postülata dayanıyor. Yani mesela yabani otlarla dolu olan bir tarlayı görürüz, çok hoşumuza gider değil mi? Gelincik işte çiçekleri vardır, rengarenk yabani çiçekler vardır. Manzaralarını seyretmeye doyamayız. Ama tarım yapacaksak ne yaparız? Bunlar zararlı otlar diye ortadan kaldırırız. Savaşırız. Savaşırız. Doymak zorundayız. Ama işte savaşırken doğaya, hadi diyelim en asgari düzeyde zarar vererek doymayı öğrenmek, azla kanaat etmek, azla yetinmek demek anlamına gelmektedir. Yoksa bir lokma, bir hırka, bir kuru ekmek, bir ibrik su anlamına gelmiyor. Değerli izleyiciler, ilk sufilerden Hasan-ı Basri'yi hatırlayalım. İslam düşüncesi tarihinde Yunan felsefesiyle Müslümanların karşılaşmasından sonra tasavvuf hareketleri de ortaya çıkıyor. Ama ilk tasavvuf hareketleri 8. yüzyılda bireysel sufilik olarak çıkıyor. 12. yüzyıldan itibaren de tarikatlar şeklinde sosyolojik bir sürece dönüşüyor. O ayrı bir konu. Tarikatlar ve cemaatlerin tasavvufla nasıl bir ilişkisi olduğu konusu ayrı bir şekilde incelenebilir. Ama ben oraya girmeyeceğim şimdi. Sadece bireysel sufilikle ilgili felsefeyle ilgisi bakımından konuşmama devam edeceğim. Hasan-ı Basri Basralı bir sufidir. Etrafında pek çok arkadaşları vardır. Mürit değil. Mürit kelimesi İslam'ın ilk yıllarında sufiler arasında Tanrı'yı arayan, onu isteyen, gerçeği bulmaya çalışan
kişi anlamına geliyor dikkat ederseniz. Mürit, mürit. Fakat mürit kavramı 12. yüzyıla doğru yani 300-400 yıllık süreçten sonra herhangi bir şeyhe veya mürşide bağlanan dindarlığını onun direktifleri veya manevi işte rehberliği yolunda sözüm ona inşa eden ikinci bir kul anlamına geliyor. Oysa ilk yıllarında tasavvufun, sufiliğin ilk yıllarında mürit Tanrı'yı isteyen, hakikati isteyen anlamına geliyor. İşte ilk sufilerden Hasan-ı Basri bir mürittir. Etrafındakilerden mürittir. Tanrı'yı isteyen, arayan, hakikati arayandır. Etrafında kadın ve erkeklerden oluşan, tabii haremlik, selamlık meselesi de daha sonra ortaya çıkmıştır İslam düşüncesi tarihinde. Hasan-ı Basri'nin etrafında kadınlar ve erkekler vardır. Hepsi mürittir. Kimse şeyh değildir. Bilgili olan belki öne geçmiştir. Bu bir hiyerarşi değildir. Sosyolojik ve siyasal bir hiyerarşi değildir. Dolayısıyla biz ilk kadın sufilerden Rabia el-Adeviye'yi görüyoruz. 801'dir Rabia'nın ölümü. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim size. Rabia el-Adeviye ile ilgili ciddi çalışma çok azdır Türkçe'de. Fakat Margaret Smith adlı bir batılı araştırıcı Rabia ile ilgili müstakil bir çalışma yapmıştır. Hem Arapçası vardır hem İngilizcesi vardır. Ama dikkat ederseniz kadın düşmanlığını körükleyen yobazlar, din adına kadın düşmanlığını körükleyen yobazlar kadınlara İslam'da yer olmadığını anlatmaya çalışırlar. Oysa tarih onları yalanlar. İlk sufilerden bir tanesi Rabia el-Adeviye'dir. Bakın bütün sansüre rağmen Rabia'nın ismi bugüne kadar gelmiştir. Ama bizim bildiğimiz siyasi Rabia değil bu. Tamamen sufi olan bir Rabia'dan söz ediyoruz. İşte Hasan-ı Basri'nin arkadaşlarından birisi olan Rabia, ilahi aşk kavramını icat eder. Hasan-ı Basri ile sohbetleri devam eder. Yani bir anlamda manevi sohbetlere devam ederler. Hasan-ı Basri der ki, zerre kadar aklı çalıştırmak, yani zerre miktarı düşünmek, binlerce namazdan ve oruçtan daha iyidir der. Bakın bu söz 728'den önce söylenmiş bir sözdür. Tekrar ediyorum. Zerre kadar düşünmek bu Hasan-ı Basri'ye ait. Binlerce namazdan ve binlerce oruçtan çok daha iyidir der. İşte tasavvuf böyle başlıyor biliyor musunuz? Düşünmek. Bir mürşide bağlanmak değil. Tarikatçıların söylediği gibi. Düşünmek, tefekkür etmek. Tefekkür etmek için ne gerekiyor? Mantık ilkelerini çalıştırmak gerekiyor. Rastgele söylenmiyor bu tefekkür etmek, düşünmek. Çünkü Aristo mantığından İslam dünyasına miras kalan bir düşünme geleneği var. Elbette İslam dünyası Aristo mantığını daha da geliştirmişlerdir. Bu tefekkür insanın tembel bir şekilde oturup dünyayla ilgilenmemesi anlamına gelmiyor. Şimdi mistik hareket Basra'dan Bağdat'a taşınıyor. Bağdat'ta çok önemli sufiler var. Mesela Muhasibi gibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi, Bayezid-i Bistami gibi, Maruf el-Kerhi gibi pek çok sufiler var. Hepsinin ortak noktası ne biliyor musunuz? Din ve Tanrı elçileri olmadan, bir, din olmadan, iki, Tanrı elçileri olmadan, üç, din adamları olmadan Tanrı'ya ulaşmanın sonsuzluğu aramanın yolu olarak gördüklerini hemen söyleyelim. Şimdiki tarikatlar öyle mi? Şimdiki tarikatlar dinin koymuş olduğu aracıların üstüne bir 10 daha katıyorlar. Daha fazla dinsel bürokrasiyi artırıyorlar. Din, din olmaktan çıkıyor. Dindarlık, dindarlık olmaktan çıkıyor. Bir başka şey daha var. İslam tasavvufunun bu başlangıç dönemlerinde ismini saymış olduğum sufiler bir şeyin daha altını çizerler. İlki neydi? Sonsuzluğu hiçbir aracı olmadan aramak. Dünyaya değer vermemek. Dünyayı kullanmak, onunla iyi geçinmek, onu israf etmemek, tahrip etmemek, taş ocağını söyledik. İkincisi ise ahlakı
yani temel ahlak kurallarını her yerde hakim kılmaktır. Dolayısıyla İslam sufiliği bir ahlak felsefesinin adıdır. Pratik ahlak felsefesinin adıdır. Daha ilerisini söyleyeyim. Önceki programlarımda altını çizdim. Dedim ki ilk çağ Yunan felsefesi. Yani genel olarak ilk çağ felsefesi dediğimiz zaman karşımıza felsefe pratik yaşam bilgeliği olarak çıkıyor. Bizdeki ilk dönem yani 9. yüzyıla kadar olan 7. yüzyılın sonundan 9. yüzyıla kadar olan İslam sufiliği ahlakı ve gerçekliği pratik yaşam bilgeliği olarak eyleme geçirmek anlamına geliyor. İşte sufilik budur ama tarikatçılık çok farklıdır. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.